Kıymetli dostlar, herkese saygı ve sevgiler. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda nihayetinde artık yüksek seçim kurulu için memur alımı başvurusu başlamış olduğu. Herkese hayırlı olsun arkadaşlarım. Ben bu videoyu daha öncesinden çekecektim fakat kendi internetimde bir sıkıntı olduğu için giriş yapamıyordum. Nihayetinde verilere ulaştım ve sizlere bunun bilgisini aktarmış olacağım. Hani nasıl ve nereden yapacağız gibi sorular gelmişti daha öncesinden. Bir günü geldiğinde sizlerle beraber olmaya gayet göstermiş olacağız. Sözümüzde bu esnada tutmuş olduk diye düşünüyorum arkadaşlarım. Umarım hakkınızda hayırlısı olur ve en kısa sürede atanmış yaşamış diye umut ediyorum. Tabi sadece bunlar sınırlı değil. Farklı alımlar, farklı ilanlar Ekim ayı itibariyle boy göstermiş durumda. İlanlar geldikçe kanalda en iyi şekilde yer vermeye çalışmış olacağız. Muhakkak kanala abone olarak ve bildirimleri aktif hale getirerek tüm bilgi ve süreçten haberdar kalmayı ihmal etmeyin. Daha öncesinde bu duyuruyu görmeyen arkadaşlarım için şöyle kısaca hatırlatacak olursak da arkadaşlar tamamının kadrolu alım olduğunu rahat bir şekilde belirtebilirim. Sadece bir tane başvuru hakkınızın var olduğunu söyleyebilirim. 18 Ekim gününde son bulmuş olacaktır. Bugün itibariyle başladı. 18 Ekim'de sona ermiş olacaktır. Daha sonraki süreçte en az 70 puanla beraber sizler buraya başvuru yapabileceksiniz. Lise, ön lisans, lisans mezunu buraya başvuru yapabilir. Herhangi bir sıkıntı yok. Klavye sınavı olmayacak. Klavye sınavı olmayacağı için de herhangi bir belge şartı bulunmamaktadır. Hani bilgisayar sertifikası, daktilo sertifikası falan fistan hiç kafanıza takılmasın lütfen. Gerek yoktur. Daha sonraki süreçte 5 katı kadar aday sözlü mülakata çağrılmış olacak arkadaşlar. Peki bu 3 dalda yani zabit katipliğinde veya işte şoförlükte veya da veri azama ve kontrol işlemlerinde puanlar kaça düşer? Bununla ilgili çok fazla soru gelmişti. Arkadaşlar bunu tahmin etmek gerçekten çok zor. Hani kesin olarak bir şey ifade edemeyiz. Kim kaç puanla başvurdu, kaç kişi başvurdu, bunu bilemiyoruz ama benim tahminime göre 80 ile 85 arasında bir puan olacağını rahatlıkla belirtebilirim. Tabi daha da yüksek olabilir, daha da düşük olabilir. Bunu biz bilmiyoruz. Sadece bir tahmindir bu. Umarım hakkınızda ayrısı olur. 70'e kadar da iner diye umut ediyoruz. Peki o zaman şimdi başlayalım. Başvuru nereden yapılır, nasıl yapılır? Önemli bilgileri şöyle hızlıca aktarmış olayım. Zaten çok basit bir şey. Zorlanacağınız bir şey olduğunu düşünmüyorum arkadaşlarım. E tabi bilmeyen dostlarımız için de bilgileri vermiş olalım sevgili arkadaşlarım. Evet ben bu linki açıklamalar kısmına bırakmış olacağım. Bende sıkıntı oluyordu fakat herhangi bir başka kimsede sıkıntı olduğunu düşünmedim. Bu arada sistem çok yoğun değil. Yoğun olmaması bence gayet güzel bir şey. Hani çok fazla başvuru olmayabilir. Başvuru çok fazla olmazsa şansınız bir tık da artmış olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlarım. Normalde her başvuruda sistem çöker, yoğunluk artar, başvuru işlemleriniz kalmış olur. Sonraki süreçte işte başvuru için tıklayınız sekmesine tıkladığınız takdirde açıklama kısmı yer almış olacak. Yani gerekli önemli bilgileri ön safhada size aktarmış olacaklar arkadaşlarım. Başvuru esnasında doldurulan bilgiler nelermiş bunlar hakkında bilgi verecek olursak da. Öncelikle kimlik bilgilerinizi dolduracaksınız. TC'nizi, adınızı, soyadınızı, baba, anne adınızı, doğum tarihinizi, doğum yerinizi, cinsiyetinizi, il ilçe yani nüfusa kayıtlı olmuş olduğunuz il ilçe arkadaşlar şu an yaşamış olduğunuz il ilçe değil nüfusa kayıtlı olduğunuz il ilçe mahalle köy cüzdan serinonuzu girmiş olacaksınız. Daha sonraki süreçte KPS puan türünüzü yani lisans mı ön lisans mı orta öğretim mi? Artık hangisinden başvurunu yapmış olacaksan. Daha sonra askeri bilgini girmiş olacaksın. Görevini yapmaya engel olabilecek bir sağlık problemi var mı yok mu bunun bilgisini gireceksin. Adli sicili kaydınız yoksa yoku işaretleyerek diğer bilgileri doldurmanıza gerek yoktur arkadaşlarım. Daha sonraki süreçte mezuniyet bilgileri istiyor. Sizlerin en son mezun olduğu okul hangisi ise onu yazacaksınız. Üniversiteden mezun olduysan üniversite. Liseden mezun olsan Lisenin bilgilerini girmiş olacaksın bilginiz olsun mezuniyet tarihinizi eksiksiz bir şekilde gireceksiniz. Şimdi adres bilgilerini sizlerin sistemde hangi adresi kaydıysa onu gireceksiniz. Sistemde kayıtlı olmayanı değil. Yani şu an nerede yaşıyorsan değil de sistemde kayıtlı olan bütün bilgileri girmiş olacaksın. Telefonunu, e-post adresini girdikten sonraki süreçte resimdeki doğrulama kodunu girerek başvuru sürecini tamamlamış olacaksın sevgili dostum. Demiş olduğun gibi herhangi bir zor bir işlem yok. Sizler başvurunuzu bu şekilde yapmış olacaksınız. Umarım hakkınızda hayırlısı olur ve en güzel otel atanmış olursunuz diye umut ediyorum. Evet Yüksek Seçim Kurulu'nun başvurusu bu şekilde yapılacak. Nasıl ve nereden yapılır gibi önemli sorulara değinmiş olduk. Umarım hakkınızda tekrardan hayırlısı olur. Lütfen tüm bilgilerden, süreçlerden, atamalardan haberdar olmak için kanala abone olarak ve bildirimleri aktif hale getirerek tüm bilgi ve süreçten haberdar kalmayı ihmal etmeyin. Her şey gönlünüzce olsun. Bir dahaki videoda bol buralımların olması umuduyla. Hoşçakalın arkadaşlarım.